Eğitimhanem TV'ye hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, bildirim zilinizi tüme varım açmayı, değerli arkadaşlar videolarımı likelamayı ve abone olmayı unutmayınız. Bu ders videomuzda AUZEF ortak ders olan ilk yardım 1-7 ünite vize sorularını çözeceğim değerli arkadaşlar sizin için. O zaman hiç zaman kaybetmeden sorularımıza başlayalım. İlk yardım kimlere uygulanır? A. Zehirlenenlere, kaza geçirenlere, kalp krizi geçirenlere, sara nöbeti geçirenlere, tabii ki de hepsine ilk yardım uygulaması yapılır. İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir? Hayat tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması, hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi, iyileştirmenin kolaylaştırılması, tabii ki de hepsi. Hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biridir? Bildirme. Aşağıdakilerden hangisi 112 aranması sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir? Doğru cevabımız çevredeki insanların tutumu bildirilmeli. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişinin öncelikle yapması gerekenlerden biri değildir? Hasta ya da yaralıya bir şeyler yedirmek. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişinin özelliklerinden biri değildir? Canı tez ve telaşlı olmalı. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? Kafatası. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi ile ilgili bir yapı değildir? Karaciğer. Aşağıdakilerden hangisi solunum organlarından biri değildir? Böbrek. Aşağıdakilerden hangisi sindirim organlarından biri değildir? Burun. Hasta ya da yaralıdaki yaşam bulguları denildiğinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu edilemez? Gözlerinin açık ya da kapalı olması. Aşağıdaki vücut bölgelerinin hangisinden nabız alınmaz? Ön ayak damarı yani ayak altının merkezinde. Normal vücut ısısı aşağıdakilerden hangisidir? 36,5 vücut ısısı. Aşağıdakilerden hangisi hasta ya da yaralının ilk değerlendirme aşamalarından biri değildir? Hastalık ya da yaralı ile görüşerek bildiri alma. Olay yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Hasta ya da yaralıyı sakinleştirmek için su içirilmelidir. Bilinci kapalı bir hasta ya da yaralıya baş, geri, çene, yukarı pozisyonu verilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Burun iki parmakla kapatılır. Yetişkin hasta ya da yaralıya dış kalp masajı ve yapay solunum uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Hasta ya da yaralının ayakları yukarı kaldırılır. Hava yolunun tam olarak tıkanmasının belirtileri olarak aşağıdakilerden hangisi görülmez? Gözleri kapalıdır. Bebeklerde hava yolunun açılması için yapılan ilk yardım müdahalelerinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Ters pozisyonda 5 kez elin kısmıyla tabanıyla göğüs kemiğinin alt kısmından karın üst kısmına baskı uygulanır. Bebeklerde dış kalp masajı ve yapay solunum uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Ellerini hafifçe vurarak bilinci kontrol edilir. Eğer bilinci yerinde ise aşağıdaki durumlardan hangisi vücuttaki bir kanamanın ciddiyetini göstermez? Kanın sıcaklığı. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda vücutta baskı uygulanacak noktalardan biri değildir? Ense. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilk yardım uygulamalarından biri değildir? Kanayan yer yıkanır. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir? Ateş. Burun kanamalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Bol su verilir. Aşağıdakilerden hangisi yara çeşitlerinden biri değildir? Kanamalı yaralar.
Ciddi yaralanmalarda ilk yardım sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır. Delici göğüs yaralanmalarında aşağıdaki sorunlardan hangisi görülmez? Ateş. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralarının belirtilerinden biri değildir? Yüksek ateş. Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım uygulaması yaparken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Yaralıya bir şeyler içirilir. Aşağıdaki yanık çeşitlerinden hangisi fiziksel yanıklardan değildir? Kimyasallarla oluşan yanıklar. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulamalarından biri değildir? Hasta ya da yaralıyı kusturulmaya çalışılmalı. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması belirtilerinden biri değildir? Açlık hissi. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasına maruz kalan hastaya yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir? Şekerli şeyler yedirilir. Donma vakalarında ilk yardım uygulamaları sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Donuk bölge eller arasında ovulur. Değerli arkadaşlar, bu ders videomuz da burada sona ermiştir. İlk yardım vize sorularının hepsini çözdük. Ortak bir dersti. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Eğitimhanede kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.